ölçümle dolaylı ölçüm arasındaki farklara tekrardan bakacak olursak, ölçme işlemi direkt yapılabilmektedir doğrudan ölçümde. Dolaylı ölçümde ise ölçme işlemi direkt yapılamaz. Kendine ait ölçme aracı vardır doğrudan ölçümlerin. Dolaylı ölçümlerin ise kendine ait bir ölçme aracı yoktur. Yine doğrudan ölçümlere baktığımızda ölçme sonuçlarını yorumlamak kolaydır doğrudan ölçümlerde. Ama dolaylı ölçümlerde ölçme sonuçlarını yorumlamak zordur. Geçerliliği ve güvenirliği doğrudan ölçümlerin yüksekken dolaylı ölçümlerin daha düşüktür. Oranlı karşılaştırmalar yapılabilir. Dolaylı ölçümde ise oranlı karşılaştırmalar yapılamaz. Hata oranı düşüktür doğrudan ölçümlerin. Dolaylı ölçümlerin ise hata oranı daha yüksektir. Ölçmede sıfır. Biraz önce dolaylı ve doğrudan ölçümü anlatırken sıfır kavramına da değinmiştim. Ölçmede sıfır. Ölçme değerlendirmede iki tür sıfır vardır. Bunlardan bir tanesi mutlak, bir diğeri de bağıl sıfırdır. Mutlak sıfır, gerçek doğal olan sıfırdır. Biraz önce bahsettiğimiz gibi. Mesela örnek verecek olursak, 0 kilo un denildiği zaman aslında hiç unumuzun olmadığı veya 0 metre kumaş denildiği zaman hiç kumaşımızın elimizde olmadığı anlamına gelir. Bağıl tanımlanmış sıfır ise, önceden karar verilmiş bir başlangıç noktası noktası olduğu ifadesine dikkatinizi çekmek isterim. Eksi değerler alabilmektedir. Bağıl sıfır bulunan durumda, yani tanımlanmış veya yapay, karşımıza çıkan farklı tanımlamaları var bunun. Örneğin bir termometrede 0 derece bir tanımlanmış değerdir. Bunun eksi ve artı çift yöne gidebildiğini görebiliyoruz. Miladi takvim için yine aynısını. Yani takvim zaman ölçüleri bağıl sıfıra tabidir. Çünkü Hazreti İsa'nın doğum tarihi sıfır olarak kabul edilmektedir. Miladi takvimde başlangıç noktasıdır sıfır. Doğduğu gün sıfır olarak kabul edilip de oluşturulmuştur. Bu değerin öncesine, yani sıfırdan önceki döneme, milattan önce, sıfırdan sonraki döneme de milattan sonra denilmekte. Burada bir tanımlama aslında, ondan önce yine zaman vardı, yine tarihler, yine dünya güneşin etrafında dönüyordu, yine yıllar geçiyordu. Yalnız burada bir tanımlama söz konusudur. Sıfırdan küçük değerlere milattan önce deniliyor. Sıfırdan büyük olanlara milattan sonra deniliyor. Buradaki sıfır tanımlanmış, insanların üzerinde mutabık kaldığı, kabul ettiği bir değerdir. Eğitim ile bu sıfır değerini bağlaştıracak olursak, eğitimde bizim kullandığımız sıfır yapay sıfırdır. Çünkü öğrencilerin sınavlarda sonucunda sıfır alması aslında o konuda hiçbir şey bilmediği anlamına gelmemekte. O ölçümün bir başlangıç noktası olarak kabul edilmektedir. Yani şöyle biraz daha örneğimizi genişletecek olursak, öğrencinin matematik dersinde boş kağıt vermesi onun sıfır aldığı anlamına geliyor. Ama bu sıfır öğrencinin matematikte hiçbir şey bilmediği anlamına gelmiyor. Bu şekilde düşündüğümüzde bizim ölçmek istediğimiz kısmın ile ilgili bizim kağıdımız, bizim ölçme aracımız veya sınav kağıdı diyeyim, onun üzerindeki sorularla sınırlı olduğu için burada elde etmiş olduğumuz başlangıç değeri olan sıfır tanımlanmış sıfırdır, yapaydır ve hiçlik anlamına gelmemektedir. O yüzden biz gerçek sıfırla yapay sıfıra büyük önem veriyoruz. Çünkü bizim yaptığımız, eğitimde yapacağımız, tüm yaptığımız ve sizlerin de yapacağı tüm ölçümler yapay sıfırla alakalıdır. Bizim tanımladığımız bir sıfırdır ve bir gerçekliği yoktur. Son az bir konumuz kaldı bugünkü dersimizi tamamlamak için.